Bir seçimden çıkılmıştı. Çıkılan seçimde herkes şapkasını önüne alıp düşünmüştü ve bir başarısızlık sebebi aranıyordu. Bu başarısızlık sebebinde de Anadolu'da gidip geldikleri yerlerde yapmış oldukları bu işbirliğinin millet tarafından hesabının sorulduğunu hepsi biliyordu. Nitekim Erhan Usta bunu çok açık, net bir şekilde ifade etti. Partinin grup başkan vekili şimdi, milletvekili. Evet, doğru. Yani ne dedi? Gittiğimiz, geldiğimiz her Ben de o yerde programdaydım insanlar, o zaman. elimizi bile sıkmak TV istemediler dedi. Siz izledim. HDP ile PKK ile işbirliği yapıyorsunuz diye dedi. Şimdi bu bir gerçekti yalnız. Vatandaşımızın tepkisi doğru, yerinde bir tepkiydi. Şimdi aynı noktaya doğru gidiyorlar. Şimdi aynı noktaya doğru gidişi neyle tevil edecekler, neyle izah edecekler? O anda bir tepki koymak suretiyle dediler ki biz kendi başımıza seçime girmeliyiz. Yani Sayın Burak Avuncu da dedi ki bütün teşkilatları dolaştım. Teşkilatların eğilimi yerel seçimlerde artık Teşkilat hiçbir şekilde, başkanı aynı tabii teşkilat zamanda. başkanı olarak hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği içerisinde olmamamız, kendi başımıza seçimize girmemiz yönünde teşkilatların eğilimi diye bu açıklamayı da yaptı biliyorsunuz hemen seçimin akabinde. Yine Erhan Usta'nın bir açıklaması vardı. CHP ile işbirliğin yapacaksak şayet bundan sonra onların istediği gibi onların koşullarında değil, bizim de söyleyeceğimiz şeyler var biçiminde gerçekleşmişti. Bizim de beklentilerimiz var diye gerçekleşmişti. Ama şimdi görüyorum ki bir masaya tekrar oturmuşlar. Bu masada oturmak demek aslında karara yönelik bir pazarlık süreci de demek. Pazarlığı da gördüğüm kadarıyla belli bir ölçüye getirmişler. Yine bana gelen bilgilere göre kurullar da kurulmuş, koordinasyon bilgileri. ekipleri de kurulmuş. Evet, kulis bilgilerine göre kendi iki parti arasında koordinasyon ekipleri de kurulmuş. Seçim işbirliği tırnak içerisinde artık ittifak demek istemiyorlar. İki ille sınırlı kalacak şekilde onu da şu şekilde izah edecekler kamuoyuna. Yani AK Parti'ye karşı yapıyoruz, iktidara karşı tekrar biz Yani aslında bir... karar alındı, Evet, öyle mi? iktidara Şey, karşı... yarınki şey formalite Evet, mi olacak? tabii ki iktidara karşı mecburuz bir güç birliği yapmaya. Çünkü iktidara eğer biz bu illeri teslim edersek, bu sefer iktidarı hiçbir şekilde kontrol edemeyiz, demokrasi rayından çıkar. Şimdi bakın bunlar gene böyle bir demokrasi söylemiyle bunu izah etme çabası içerisine girecekler. Yani minareyi çalan kılıfını hazırlar biliyorsunuz sonuç itibariyle. Siyasette biraz izah tarzını icap ettiriyor. Yoksa nasıl ikna edeceksiniz insanları? Yani siyasette de hakikaten keşke hep arzuladığımız ilkeler, prensipler olsa kim nedir, ne değildir bunu bilsek. Kimin eli kimin cebinde bundan emin olabilsek ama görüyorsunuz ki burada öyle bir ilke, prensip yok. Yani gidişat gördüğüm kadarıyla İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile adına ittifak demeyecekleri, yeni bir adlandırmaya gidecekleri bir birlikteliği Yalnız hocam şöyle bir şey karşımıza olacak. Çıkaracak. Şimdi zaten fark yok. Zaten HDP ile CHP ile belli illerde yapıyor. Tabii. Şimdi İYİ Parti'nin CHP ile ittifak veya işbirliği neyse yaptığı yerde HDP de aynısını yapacak zaten. O da biliyorsun belli illerde tabii, kendi tabii, adayını tabii gösterecek. Yani değişen bir şey yok. Şimdi ha bunlar işte o özü başında da şöyle ifade edecekler. Ya kardeşim 81 vilayet var. Biz 79'unda kendi adayımızı çıkarıyoruz. Aslında kararımızın özü değişmemiş oldu. Değişmemiş hocam, oldu ama sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi için ittifak dediğiniz zaman İstanbul yani Ankara ve İstanbul. Onun evet, dışındaki ha bir diğer de 81 taraflarda... ili yani zikrettikten sonra böyle bir U dönüşü olursa o tartışılır. Tabii ki. Yani şimdi gelinen nokta İYİ Parti'yi biraz rahatsız edecek bir nokta. Çünkü diyelim ki ittifak kararı çıktı Genel İdare Kurulu'ndan. 47'ye 3 olmasına rağmen dramatik bir dönüş yaşadılar. Bu İYİ Parti tabanını elbette ki rahatsız edecek. Peki. Diyelim ki ısrar ettiler. Bu sefer de bu karar çıkması için mücadele edenleri ne yapacak? Rahatsız edecek. İki türlü de diyorsunuz. Evet. Daha